Merhaba arkadaşlar, iyi hafta sonları. Yani şu Tarkim'in grafiğini görünce, yani şöyle son bir yıllık halk arzlara bakıp neler kazanmışız, neler kazandırmış, hani satmasaydık ne olurdu gibi bakmak istiyoruz. 14. tavanda bir iğne atabildi Tarkim ve halen tavan serisine devam ediyor arkadaşlar. Halk arz analiz profilinde paylaşılmış. Bakın, Cuma günü kapanışı itibariyle halk arz şirketlerinin en fazla kazandıran üçü SDT Uzay Araştırma biliyorsunuz %1071 oranında kazandırmış. Onkosem biliyorsunuz daha önce de paylaştık %1029 oranında kazandırmış ve Astor. Bu düşmüş hali arkadaşlar. 1-2 hafta önce yine paylaşmıştım. Bunlar %1100'lere kadar çıkmıştı. Astor da %966 oranında kazandırmış arkadaşlar. Bakalım şöyle bir grafiğe neler var. Arkadaşlar, halka arz hisselerini hiç satmayıp hatta üzerine ufak ufak eklemeler yapmaya devam edenler, bunu daha önce yine sosyal medyada paylaşan bazı arkadaşlar olmuştu. Onlar satmayıp üstüne ufak ufak ekleyenler 20 bin, 30 bin TL'leri 70 bin, 80 bin, 100 bin TL yapmayı bilmişlerdi arkadaşlar. Bakın, Onkosem en yüksek tavanındaki karı bile %1550'ye ulaşmış. En yüksek fiyatı halka arz olduğu günden bugüne kadar ki en yüksek fiyatı, bakın, birinci ayın 4'ü 2023'de halka arz olmuş. 288 TL'yi görmüş. Cuma günkü son fiyatı 197 lira arkadaşlar. Halka arz fiyatı 17 lira 50 kuruşmuş. Bakın, 197 liraya çıkmış Onkosem. Şimdi geldiğimiz noktada halka arzlar kazandırmıyor. Halka arzlara dikkat edelim. İşte bu bir furya. Yarın öbür gün terste kalabilirsiniz gibi konuşuyoruz ama geldiğimiz noktada halka arzlar neredeyse bir yıldır kazandırmaya devam ediyor. Tamam, mutlaka bu hep böyle sürmeyecektir. Mutlaka bir duracak noktaya gelecektir ya da sektör değişecektir, bir popülerlik değişecektir ama geldiğimiz noktada halka arzlarda kazanma serisi, halka arzlarda tavan furyası devam ediyor arkadaşlar. Bakın, ilk halka arz olduğu güne göre sıralanmış. Şöyle bir baktığımızda şu kar zarar durumuna, yani son fiyata göre kar zarar durumuna baktığımızda Onkosem SDT Uzay Araştırma, bakın, %1000 1.70 1071 %1071 oranında kazandırmış SDT. Devam edelim şöyle bir. Başka binler var mı? %619 kazandırmış Forte. Bakın, halka arz olduğu günden bu yana 6. ayın 14'ünde halka arz olmuş. %400 kazandırmış Europower. Sigara parasıyla alım yapmaya devam ediyoruz. Gayet güzel. %966 oranında kazandırmış Astor. Oransal dağıtım yapılmış. Bakın, bazı arkadaşlar yorumlarda yazmışlar işte oransallar ne zaman tekrar gelecek? Oransal halka arzlar daha çok kazandırıyordu. İşte arkadaşlar, SPK bir düzenlemeyle aslında küçük yatırımcıyı korumaya yönelik. Yani neydi bu? Oransala daha fazla para ayarlamak isteyen küçük yatırımcı, örneğin Astor'a 100 bin TL ile başvuru yapan kişi 1500 TL, 2000 TL'lik bir dağıtımla karşılaşıyordu. Daha fazla dağıtımdan yararlanmak isteyenler daha fazla nakit parayı koymaya çalışıyordu. Oransalları aslında daha çok kurumsala yönlendirmeye çalışan bir SPK var karşımızda. Yani iyi mi yaptı, kötü mü yaptı, o kişiden kişiye değişir. Bence küçük yatırımcıyı korumak için SPK gayet doğal adımlar atıyor gibi görünüyor bence arkadaşlar. Videoyu durdurup şuradaki halka arz hisselerinin getiri oranlarına tek tek inceleyebilirsiniz. Yani söylemek istediğimiz şey şu: halka arz hissesi olsun olmasın. Bakın, şu ekranı büyüterek söyleyeyim. Gözümün içine baka baka dinleyin beni arkadaşlar. Halka arz hissesi olsun olmasın, hiç fark etmez. Büyük hisse işte, tahtası büyük hisse, lotu büyük hisse, sermayesi büyük ya da küçük hisse, olsun olmasın, hiç fark etmez. Uzun vadeli baktığınız sürece o hisselerden, o borsadan kazanmaya devam edersiniz arkadaşlar. Kısa vadeci olmayın, trader olmayın. Küçük yatırımcılıktan hani ufak ufak kademeli biriktirmeye devam edin. Öyle büyük paralarla girmeyi düşünmeyin arkadaşlar. Halka arz borsasında, halka arz hisselerinde kazanmaya devam edeceğiz. Borsa İstanbul, BIST 100 endeksimiz bizce 7-8 milyonluk yatırımcı sayısına ulaştığı şu günlerde hak ettiği, daha
fazla yatırımcı diye düşünüyorum. Daha fazla yatırımcı gelecek diye düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar. Burada anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Yarın gidip bütün paranızı halka arz hisselerine basmayın. Kademeli alıma devam diyoruz. Halka arzlara katılmaya devam diyoruz. Oradan aldığımız karları büyük küçük demeden uzun vade biriktirdiğimiz hisselerin üzerine koymaya devam diyoruz. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Tekrar iyi hafta sonları diliyoruz.